Biliyorsunuz Survivor'a biz de gittik. Ee, bu sene çıkanlar da konuşuyorlar. Survivor'dayken sevgili seyirciler, yarışmacıların özellikle geçen seneki Mertleri Senesi'ndeki bu Instagram furyasından dolayı en çok merak ettiği şey içeride benim e, ne kadar Instagram takipçim var. Tabii. Ve evet. e, ne durumdayım Instagram'da Allah'ım ya Rabbim, bunun için yani neredeyse Survivor'ın yakma noktasına geçecek insanlar duyuyoruz. Oluyor bitiyor yani. Evet. Şimdi... Bu noktada size şunu sormak istiyorum. Survivor'ın bitimine 10 gün kalmış. Evet. Tamam mı? 10 gün kalmış. Instagram'a video yükleyip orada Berkay çok güzel bir şeye bağladı. Dedi ki şey dedi. E, burada bir hatıra bırakmak istiyorum. Instagram'a bir şey yükleyip böyle bir anı bırakmak ya da Instagram'da biraz daha takipçi kazanmak mı? Yoksa zaten 10 gün sonra göreceğin aileni aramak mı? Hadi aileyi aramak Bence yok, hayır. Bence? O an yani kendi sayfanla bir anı durması için, sürekli güncellenmen için yani o anılarının taze kalması için bence daha mantıklı. 10 gün sonra zaten anneni babanı göreceksin. Melisa, öyle mi 10 gün göreceğin için annen baban Hı? var. Anne bir anne de olabilir. hayalini kurduğun Survivor'da yattığın barakanın yerini, işte nehir kenarını yanındaki arkadaşlarına birlikte bir de video çekmek yani var. Sen Instagram diyorsun. Ben Instagram diyorsun? ama takipçi kazanmak için değil. Sebebi şey değil. Eee o da Instagram diyor. Yani senin söylediğin biliyorum. sebep şey yani tamam hatıra olsun diye. Sen Fazla zaten hatıra Instagram stratejik değil. Evet, Ay, o zaten kayıt. sosyal medyada geziyor. Sosyal hiç medyada takipçi kazanmak için değil. Yukarı kaydırma <laughs> yoksa annenin adı neydi? Hazel. <laughs> Hazel <laughs> Hanım mı yukarı kaydırma hangisi? Anam tabii ki canım. Kimi arar mıydın? Aileyi evet. mi ararım? Ama sen yanlış bir şey Kardeşimi kullanıyorsun. Kardeşimi ararım orada. direkt. Yani Niye? Sen diyorsun ki Instagram'a takipçi kasmak mı? O değil. Ben diyorum kendi açımdan anı kişi kalması kişi için. Kendinden için. Lisa, için. Lisa, kişi kendinden bilir işi. Melisa, Melisa kişi kendinden bilir işi. Ben şimdi mantıklı bir şey Bak şimdi bir dakika arkadaşlar anı bırakacağım falan diyorsunuz da kusura bakma da çıktığın zaman aç YouTube'u. 360 tane bölümde anı. ikişer saat istediğin sana anı anılarımın arasında bu o ya. yani, Benim yani YouTube'da ya. anılar anılar şimdi gözümde coştu sabaha Hiç izlemediğin yüzlerce vardır biliyor musun? Efendim? Hiç izlemediğin görüntün yüzlerce vardır yani. E işte onu diyorum yani. Anıysa anı. Ama anı ben hakkını tebrik ediyorum bir şeyden. Çok realist, çok yani mantıklı yani. Doğruyu söylüyor mesela. Evet ama benim cevabım da aile. Öyle mi? Evet. Tabii. Tamam, tamam geri de, sen? Ben, ben bir gün kalsa anne geliyorum haberin olsun, inince ararım derim yani. Hani, ya ben bu aile yani başka son düzlük, bir şey. Abi son düzlükte ya. mesela kesin aile derim. Ben sen annen dersin. Zaten. Yine de annen, annenden böyle ufak tefek böyle bir şey alabilirsin. alabilirsin Ben enerji performansım zaten kötüyken. Hadi burasına zaten iki buçuk ay kalmışım deyip bir orayı çekeyim, burayı çekeyim, ya bir zaten zıcak, yaptığım yeri çekeyim. Yer. Ya ha. ben kendi sayfama kalması açısından takipçi kasayım diye değil Zaten o videoyu koyduğun zaman zaten ne takipçi? Ana olsun diye Bu anlamda Ayşe'yi tebrik ediyorum mesela. Evet. Hı hı. Tamam anı olabilir bir anıya da ya da takipçiye de her şeyi kenara bırakıp daha 3 gün 5 gün önce bu Aleyna olayında konuştuğu ablasıyla bir daha konuştu. Hı hı. Çünkü dedi ben dedi annemler geldi gördüm ama ablamla sadece telefonda bir krizi konuştuk. Şimdi ailemle konuşacağım dedi. Ama Bence güzel ama, bir hareket. Ailemle konuşabildiğin Ayşe şey farklı ve kapsam yani kısıtlı. Aynen. Sınırlı bir şeyleri konuşabiliyorsun. Ay ne yapıyorsun ne diyorsun iyi misin Ayşe ben dedim sen sen Arkadaşlar Ayşe'nin aile kalabalık. Kız zaten hepsile tek tek konuşamadı doğru düzgün yani. Anladın mı şimdi? Yani. Ablası var bir sürü, annesi var, yeğen, yeğeni var, yeğenin çok sevdiğini dile getiriyor. Hı hı. O yüzden Ayşe'nin zaten aile ödülünü seçmesi çok normal yani. Peki ben seyircilerimize sormak istiyorum. Aşağıdaki Instagram Survivor Panorama hesabına yazabilirsiniz. Siz böyle bir ödül kazansınız. Instagram mı aileyle konuşmamı? Sadece bakın, böyle sorayım. Instagram mı aileyle konuşmamı? Sizin kararınızı çok merak ediyorum sevgili Büşra, Gamze, Naz da orada bakıp bana sonucu söyleyecekler. E, sadece Instagram ya da aile diye yazabilirsiniz. Melisa Instagram dedi yukarı kaydır. Mert zaten dünden yukarı kaydır. İzdamlar <laughs> aile, dedim aile ben dedi ben ya. Ha, abi, abi? Hayır, abi, 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 Yiğit Aram dedim direkt gülüyor. kardeşimi bütün tiyoları alırım ben ondan kaş göz yaparım iki bana. hemen... Dışarıda nedir durumlar falan? Kimin, kimin ailesi böyle tatlı bir şike yapmıştı senin ailen mi? Evet açıklıyorum. Şöyle bir şey yapmış. Ne yapmıştı? Evet Whatsapp'taki profil resmini Mert'le yazı Veri şeklen... gönderimi yasak ya resim evet. atmak yasak. Bak bak. Yiğit de profil fotoğrafını değiştiriyor sürekli. Mile'yi koyuyor yeğenimi, annemi koyuyor falan. Sonra uyandırıyor. <laughs> Ay çok şey, mantıklı ya gerçekten. <laughs> Ya siz var ya böyle bir şey yok. Evet. Ya ama o da bilmiyordu. Ben de bilmiyordum yani. Biz orada öğrendik hani. Ya, i̇ki buçuk dakikalık için ne kadar resim değiştirebilirsin ki? Ya 5 tane kardeşi gibi herkesi gösterse evet. İnanılmaz. Seni arabayı göstermiştir, evi göstermiştir, çatı akıyor mu? Yok falan. ya ikiye iki fotoğraf. Milan'ın bir tane fotoğrafı. Fotoğraf. <laughs> Onun <laughs> asıl güzel yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Hı hı. Şimdi bak muhabbete başlayınca soru soruyorsun, cevabını bekliyorsun ya yazıyor herkes hı. orada. Yiğit benim ne soracağımı önceden kardeşim tahmin ettiği için. Selam dedim zınk diye böyle böyle bir paragraf geldi. Hazırlamış konuşmaya. Evet. Önceden yazmış. Süper akıllı. Ya ben bütün sorularımı ne? cevapladı zaten. Ondan sonra geyik Tamam senden dedim. şöyle bir ricam var o zaman. Zaten sürekli konuşuyorsun ama bir 10 saniye bile annene buradan duygularında bir şey söyle. Anneciğim seni çok seviyorum. Bana sistem ediyorsun. Bu ara haklısın. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ee, yakında geleceğim. Hakan'a da teşekkür et bak e, yayında bana pası attı. Ben asıl buradan Mile var yeğenim. Ona selam göndermek beni e, Yiğit Mile'ye iPad'i vermiş ve benim şeyimi yüklemiş. Telefon numaramı yüklemiş. Kız çocuk açıyor çocuk düğmeye bir basıyor. FaceTime beni arıyor direkt. Bunu çözmüş yani biliyor artık 4,5 yaşında. Ba, telefon çalıyor bazen bir bakıyorum Mili arıyor görüntülü. Alısın. Onu da çok özledim en yakın zamanda geleceğim. Evet. Peki. Onlar hangi ülkedeler? Onlar Japonya'dalar. Gerçekten mi? Hayır abi buradalar. Nerede? Burada nerede? İstanbul'dalar ama? ya. İstanbul'da. Evet. Biraz ha. uzakta oturuyorlar da o yüzden. Tamam. Okay. Bir <laughs> an öyle zannettim de hani yakında geleceğim falan deyince bir şaşırdım böyle. Şimdi bir e, şu cevaplara bakalım. Bir ağırlıklı ne geldi cevap? Efendim? Aile. Aile, tabii işte. Gibi. Aile tabii canım. işte. Tabii gördüğünüz ki gibi. Gibi. de. Evet, evet doğrusu. Ama Melisa'nın dediğine de hak veriyorum. Yarışmacılara da hak veriyorum. Anı bırakmakta güzel bir şey. Zaten bir hafta sonra buluşacağın için yani. Yoksa. Ama şöyle bir durum da yok mu? Bu arada ya? Bizim... hepimizden daha çok annesine düşkün olan da Bence burada evet. Melisa'dır. E sen anne. Yani, de e, yani Aa, hayır Ama... bak senin yarışmalarda fotoğrafın çekiliyor zaten. An evet. O yüzden Videoları o, yani. evet videolarımız da oluyor. E onları zaten Ama sana yani, bir yarışma bitince anlatırız. Ya benim için öyle ben yani. Bak bir şey değil. Mi? Masada masada açıkçası. hızını alamayan yorumcular sırf senin sivilde verdiğin bu böyle kararı bile şu an eleştirmeye başladı arkadaşlar. hiç problem değil. Sakin. <laughs> <laughs> Anı olarak <laughs> Instagram'ı seçti yani ne var ya ne ben, var bunda o da ya? bir şey demedik ki zaten. Ne ve tek Bak tekrar babam, söylüyorum şey aramızda yani annesiyle belki en çok vakit geçiren sen İstanbuldasın. Sen zaten İstanbuldasın ama değilsin. Ben evliyim <laughs> anne de sen mi? annenle daha çok vakit geçiriyorsun evet. hepimize göre. Ama belki annem... ondan dolayı da hani farklı bir şeyler olsun hayatında. <laughs> ama şimdi sadece benim için anne değil hem anne hem baba olduğu için <laughs> annem. Yani onunla benim iletişimim daha kuvvetli. Evet. Küçüklüğümden beri ya sel olurdu diz kapağımıza kadar ne? Babamın arabası olmasına rağmen başımıza değil, nerede olduğunu bilmiyoruz tabii telefonları kapalı o sıralarda. Annem beni sırtında havuza götürdü antrenman yapabilmem için geri çıkardık. Sırılsıklığımız sıkıyorsun montunu böyle hani kova dolar. O yüzden hiçbir zaman hakkını ödeyemem. Hem babamdı hem annemdi. O yüzden onu çok seviyorum. <laughs> Allah razı olsun. Bu evet selam gönderelim. Aysun. Aysun. ablacığım. Aysun ablasın. Çok güzel ablacığım. Aysun, Aysun, Aysun. Ablacığım. Aysun. Seni çok öpüyoruz. Allah size güç kuvvet versin her zaman. E, Melisa sizi çok seviyor zaten. Biz burada takılıyoruz yanlış anlamayın sakın. ДИЕЛИМ